Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Emirhan Prefabri'nin yapmış olduğu çok güzel bir evin çekimiyle yine karşınızdayız. Şu an evin otopark tarafındayız. Giriş tarafındayız. Bu evimizin incelemesini yaparken temelinden ve duvarından, çatısından bahsedeceğiz arkadaşlar. Bunların detaylarını size vereceğim. Şu anda evin ön tarafındayım. Açık bir renk tonu seçildi. Beyaz ve üzerinde mor renk tercih edildi. Bu şekilde çok güzel bir bahçenin içerisinde konumlandırılmış durumda. Arkadaşlar şu anda evimizi üst taraftan görüntülüyoruz. Çok güzel, ferah bir renge sahip bu evimiz. 115 metrekare, 15 metrekare verandası var. Ayrı mutfaklı yani kapalı mutfaklı. 40 metrekare salonu olan, mutfağı 15 metrekare olan bir geniş bir evimiz. Ön tarafında havuz da var. Şu an üst taraftan gösteriyorum. Çatı dış tarafı sac olarak yapılması tercih edildi. Altında yine izolasyon için izocam seriliyor biliyorsunuz. Hemen altında da makaslarla ve burada levhalarla bu çatının montesi yapılıyor biliyorsunuz. Şöyle üst taraftan evin açısını tekrar göstereyim evin etrafında gezmeye başlıyor renkler tercih edildi beyaz ve e, mor şeklinde tercih yapıldı ön tarafta görüyorsunuz giriş tarafı var sundurma bölümü çelik kapı bu tarafta arka tarafta yine veranda bölümü de mevcut arkadaşlar belirttiğim gibi 115 metrelik bir evden bahsediyoruz şimdi Evin etrafını gezelim. Evin duvarı toplamda 12 santimlik genişliğe sahip. İç taraftan sayacak olursak eğer yeşil alçıpan kaplı içeride bağlantı yerlerini kapatmak ve e, dümdüz çok şık bir görüntü elde etmek için biliyorsunuz. Ardından 4 santimetrelik taş yünü levha var. Bu 120 dansite oluyor arkadaşlar taş yünü. Hemen üzerinde 1 santimetrelik bir betopan. Ardından da şurada gördüğünüz en dış tarafta da yine 4 santimetrelik yalı baskı mantolamayla çok güzel bir mantolama sağlanmış oluyor. Çatının şöyle metal olarak tercih edildiğini tekrar belirtiyorum. Gördüğünüz gibi ısınma olarak burada soba tercihi yapıldı. Klima da var ayrıca soğutma amaçlı. Ancak hani sorularda soruyorsunuz beton harma evlerde soba dayanır mı sıcağı şeklinde soruyorsunuz. Onu belirtmek istedim. Yukarıda saç görüyorsunuz çatının üst tarafında bu şekilde tercih yapıldı. Alt tarafında biraz önce saydığım şekilde izolasyon malzemeleri mevcut arkadaşlar. Evi bu açıdan da göstermek istedim. Şimdi zemininden bahsedecek olursak kazık yöntemiyle yani 50 santim genişlik ve 50 santim derinlik tabanında da beton plaka olacak şekilde çukurlar kazılıyor. İçerisine beton dolduruluyor ve profiller bu betonların üzerine sabitlenerek bina sağlam bir şekilde e, temelin üzerine oturtulmuş oluyor arkadaşlar bu kazıklama yöntemi e, depremde Allah korusun e, binanın tek parça hareket etmesine sebep oluyor yani sarsılmaları önlüyor şeklinde e, belirtebiliriz arkadaşlar hmm. tabi iki katlı yaparsanız bunu diğer videoda anlatmıştık bu şekilde değil radya temel şeklinde yani oluk şeklinde yapılan temelin üzerine yerleştirilen profilleri anlatmıştık arkadaşlar. Bu evde kazıkları beton çukurlarının içerisine yerleştiriliyor. Tamamen bu profillerin dibinde de en altında da beton plakalar konuyor ki rutubetten bu temeller etkilenmesin. Daha sonrasında zaten biliyorsunuz zeminde 14 milimlik zeminde betopan ve üzerinde de 5 milimlik şap atılarak tamamen esneme ve o gıcırtı diye söylüyorsunuz. Yani ya, oluyor mu ses şeklinde belirtiyorsunuz. Bunları kesmek için de bu şekilde önlem alınıyor. Evin yan tarafından görünüşü bu şekilde. Ferah bir ev olmuş arkadaşlar. Çok güzel bir bahçenin içerisinde ayrıca. Onu da şöyle göstereyim. Hemen yan tarafında... İşte panjurları sineklikleri görüyorsunuz birleşim yerlerini sobayla ısındığını belirtmiştik. Burada çok güzel bir evet böyle barbekü alanı. Hemen burada havuz mevcut arkadaşlar. Ön taraf burası. Yani veranda aslında güneşten korunmak amacıyla hani akşam güneşinden arka tarafa yapılmış durumda veranda. Şu açıdan da evi göstermek istiyorum. Gerçekten ferah bir alan olmuş arkadaşlar. Bakın. Evet. Çok şık bir ortam hazırlanmış burada. Bahçeyle birlikte gayet hoş bir ambiyansı olmuş. Bir önceki videoda da belirtmiş olduğum gibi evinizi alırken depreme dayanıklılık konusunda çok hassas davranmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü yani en önemli şey bu işte bence güvenlik arkadaşlar attığınız temelin özelliğini ve evinizi neyin taşıdığını hangi profillerin taşıdığını mutlaka ev almadan önce detaylı bir şekilde öğrenin derim Evet arkadaşlar videoyu ilk defa izleyen varsa bu arada paylaşmayı like atmayı ve sorunuz varsa yorumda e, sormayı unutmayın özelden bana mail atarak da ulaşabilirsiniz fiyat ve e, detay bilgisini iletişim bilgisini Tabii ki açıklama bölümünde paylaşıyorum. Şöyle evin diğer tarafına doğru ilerleyelim ve içine geçeceğiz birazdan da. Şu şekilde verandayı da çekelim. Gerçekten çok e, lezzetli bir ortam sağlanmış burada. Bakın. Gayet şık. Burası mutfağın geniş penceresi. İki tane pencere var. Bol e, dolaplı bir mutfak ve odalar bizi bekliyor arkadaşlar. Kapalı mutfak tercih edildi. Tercihe bağlı tabi. Alt tarafta yine şurada bir yükseklik var. Orası da yine tesisatın falan yapıldığı. Ayrıca böyle kazma kürek bir eşyalarınızın filan koyabileceğiniz bir alan arkadaşlar. Şu şekilde aynı zamanda evin hemen karşı tarafında bakın. Böyle depo gibi bir alan da yapılması istendi. Siz de bu şekilde tercih edebilirsiniz tabii ki. Tercihe bağlı, ihtiyaca bağlı. Evimizin şöyle yan tarafına da baktıktan sonra şimdi içeriye doğru adımlayalım. Gayet güzel bir ev olmuş arkadaşlar. Şöyle verandayı görelim. 15 metrekare veranda var burada. Çok yeterli görünüyor. Bir sürü işte burada salıncağından oturma grubuna kadar her şey rahatça sığmış görünüyor bakın. Üst tarafta yine böyle paçalı çatı görünümü gayet hoş arkadaşlar. Şu an verandanın içerisindeyiz. Üst tarafta işte dekor malzemelerini görüyorsunuz. Verandanın şöyle etrafını gösterelim. Burası salonun karşı tarafta mutfağın penceresi. Pencereler çok büyük ve geniş kullanılmış. Hepsinde panjur da var, sineklik de var ferah olması için özellikle büyük pencere tercih edildiğini söylediler. Şu şekilde içeriye doğru geçelim. Arkadaşlar şu anda mutfağa girdik. Çok geniş bir mutfak. Şöyle karşıda hemen sol tarafımızda büyük bir penceresiyle yine burada bir pencere. Mutfak dolapları yine vakumlu kapak. Ankastremizi görüyorsunuz. Sağ tarafta ilave mutfak dolabı da bu şekilde büyük dolaplarda tercih edildi, istendi. Şöyle bakın. Vakumlu kapak bunların tamamı. Yani country de diyenler var. Şu şekilde dokusu yumuşak evet. ve daha soft böyle bir tadı var. Çok hoş bir kapak türü arkadaşlar. Klasik MDF lam dışında bir model biliyorsunuz bunlar. Gayet geniş ve ferah beyaz renk bir mutfak tercih edildi. Arkadaki seramiklerde gayet trend bu şekilde küçük parçalı çıkıntılı 3 boyutlu seramik şeklinde yapıldı. Yine burada hoş bir alan oluşturulmuş. Büyük pencereler tabii ki ferahlığı artıran detaylar arkadaşlar. Kapalı mutfak tercih edildi. Daha sonrasında hemen arkamızda da salon var. Şu şekilde döndüğümüz zaman girişte biliyorsunuz şurada verandadan girmiştik. Mutfağa geçtik ve buradan salona geçiyoruz arkadaşlar. ESM'imiz de burada zaten. Ee, salon gayet geniş arkadaşlar. Yaklaşık 40 metre salonumuz var burada. Şöyle içeriye doğru geçip çekimimizi yapalım. Gayet geniş arkadaşlar. Burada salonda hemen şurası arkada çektiğimiz çelik kapı tarafından girdiğimiz bölüm. Burada da odaları görüyorsunuz. Salonu genişten alıyorum. Karşı tarafta sobadan bahsetmiştik. Aynı zamanda yine klimada takılmış durumda. Kuzine gibi bir burada odun sobası. Gayet şık bir ortam oluşturuyor. Yüksek ve geniş pencereler evin yine ferahlığını arttırmış durumda. Burası ilk giriş tarafı. Burada da yine dolap tercihi yapıldı. Evde bol sayıda dolap var. İlk giriş tarafından da bir koridordan... Doğrudan salona geçebiliyorsunuz. Şimdi yatak odasına bir bakalım. Genişliğini görmeniz adına. Okumayı seven bir ailemiz. Ve şöyle odanın genişliğini size gösteriyorum. Çok ferah bir oda. Hemen bu odanın yan tarafında ise banyo mevcut arkadaşlar. Bakın. Burası da çok büyük bir banyo. Evet arkadaşlar Lili ile birlikte şu anda banyodayız. Burada normal banyolarda duşakabin biliyorsunuz ayrıyordu. Burada duvarla ayrılmış duşakabin sürgülü şekilde yapılmış durumda. 8 metrelik geniş bir banyo. Şu şekilde banyoyu da çekelim. Bütün kapılar standart beyaz renkli sade Amerikan panel kapılar. Şöyle sol tarafı da alalım duşakabinin diğer yanı. Dolaplar Yüksek ve geniş kapaklı tercih edildi. Bu şekilde tüm detaylarını size gösteriyoruz. Çok ilginç ve e, güzel bir labor tercihi yapılmış. Daha önce görmediğim bir model sahibimizin zevkli olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi son odamıza da hemen bakıyoruz. 15 metrelik çocuk odasını da görüyoruz bu şekilde. Burası da geniş ve ferah bir oda olmuş. Evet, gayet şık bir yapılaşma söz konusu arkadaşlar. Renkler filan ferah, iç açıcı. Bu şekilde odayı da incelemiş oluyoruz. Duvarlar belirtmiş olduğum gibi, videonun başında da anlatmıştım. Kalınlığını ve içerisinde kullanılan malzemenin yani yalıtım malzemesinin miktarını size belirtmiştim arkadaşlar. Lütfen siz de eviniz yaptırırken özellikle bu konuya, bu hususa dikkat edin rica ediyorum. Yalıtım konusu çünkü bence çok önemli bir konu. Şimdi dilerseniz ev sahibimizin görüş ve tavsiyelerini al alalım ve ondan size söylenecek tavsiyeler neyse bizzat kendisine soralım. Arkadaşlar ev sahibimiz Fransız olduğu için konuşamayacağını belirtti. O bölümü de atlamış olalım. Kapanışta ben size tekrar hatırlatayım. Fiyat, iletişim ve firma bilgisini açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Lütfen sevdiklerinize bu videoyu paylaşın. Bir önceki videoda anlatmış olduğum defreme dayanıklılık hususunun altını tekrar çiziyorum. Lütfen o videoyu da izleyin. Ee, ve e, siz de evinizi yaptırırken en önemli husus olan güvenlik konusunu lütfen göz ardı etmeyin arkadaşlar. Bu evi bir kere yaptırıyorsunuz. En güvenli şekilde nasıl yapılıyorsa lütfen belirttiğim hususlarda siz de bunları arayın yaptırmış olduğunuz evde bu detayları lütfen sizde arayın arkadaşlar. Tekrar depremde vefat eden ailelere başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Video serimizle inşallah devam edeceğiz. Bir sonraki videoya kadar sağlıkla kalmanızı diliyorum.